Şu anda dünyada dolaşımda 550 milyon ateşli silah var. Bu gezegendeki her 12 kişiden birinde silah olduğu anlamına gelir. Şimdi sorulması gereken... Kalan 11'i nasıl silahlandıracağız? Diyelim ki teorik olarak sağlam dolandırıcılık işleri yapıyorsunuz. Yasa dışı silah kaçakçılığı, birkaç banka veya kuyumcu soygunu. Yalnızca tek bir şeye sadık olan profesyonel bir suçlusunuz. Ve tabii ki o şey de para. Halihazırda elinizde tam tıkırında giden yasa dışı işler mevcut. Ve şu anda kelimenin tam anlamıyla para içinde yüzüyorsunuz. Harika değil mi? Değil. Problem şu, örneğin tüm bu yasa dışı paranın kanuna uygun bir işten kazanıldığını gösteremezseniz eğer, o zaman siz ve kazanmak için uğruna sıkı çalıştığınız kara para batar. Eğer bu kara parayı müsrif hayat şeklinizi finanse etmek için son hızla kullanıyorsanız, hemen olmasa da eninde sonunda devlet müesseselerinin dikkatini çekersiniz. Muhtemelen birkaç 10 yıl boyunca yüklü para cezası ile beraber hapishaneyi boylarsınız. Bu parayı ne gibi kötü yollardan kazandığımızın üstünü örtmek adına yasal şekilde temize çekmek için bir yol gerekir. Dünyadaki en büyük endüstrilerden birinin oyununu öğrenmemiz gerek. Nasıl kara para aklayıcısı olunur? Öncelikle bunu öğrenmemiz gerek. Tarihteki en kötü tanınmış gangsterlerden birisi Al Capone. Gerçekten büyük ve kazançlı bir organize suç imparatorluğunu yönetti. Sonunda yargılandığında ise en çok vergi kaçakçılığından suçlu bulunabildi. Para trafiği yılda ortalama 100 milyon dolar, yani günümüze göre 1.4 milyardı. Fakat para hiçbir yerde bulunamamıştı. Capone ve dostları o parayı hak sahipliğinin kanıtlanamayacağı çeşitli işlere yatırım yaparak sakladılar. Tıpkı kuru temizleme dükkanı açmak gibi. Aslında bu dükkanlar bir yandan bu eylemi anlatıyordu. Kirli parayı aklamak. Kara para aklama, yasa dışı olarak edinilen paranın kirli suç kökenlerini temizleyen ve yasal ekonomide kullanılmasını sağlayan herhangi bir süreç için kullanılan terimdir. Ancak ilk kez kara para aklayan kişi Capone değildi. Aslında bu eylem paranın kendisi kadar eski. Tüccarlar sermayelerini vergi vermemek için saklıyorlardı. Modern kara para aklama yöntemleri çok çeşitli olsa da çoğunun 3 temel adımı vardır. Yatırım, katlanma ve birleştirme. Yatırım yasal dışı elde edilen paranın meşru görünen mevduatlara dönüştürülmesidir. Bu genellikle paranın isimsiz bir kurum veya profesyonel bir aracı adına alınmış bir banka hesabına yatırılmasıyla gerçekleşir. Bu adım suçun fark edilme olasılığının en fazla olduğu adımdır. Çünkü finans sistemine nereden geldiği belli olmayan bir para transfer olduğu anda bu dikkat çeker. Yani banka hesabınıza bir anda normalden çok daha büyük bir miktarda giriş çıkışlar olursa, muhtemelen sizi görüşmeye çağırıp bu akışı açıklamanız istenir. İkinci adım, katlanma. Parayı çıkış noktasından daha fazla uzaklaştırmak için çoklu işlemler kullanılmasını içerir. Pahalı arabalar, sanat eserleri ve emlak gibi. Aslında bu da bazı sanat eserlerinin enteresan bir şekilde çok yüksek miktarlarda satılmasının nedenini açıklar. Yüksek miktarda paraların her saniye el değiştirdiği kumarhaneler de katlanma için popüler yerlerdir. Son adım, birleştirme. Temiz paranın ana ekonomiye tekrar girmesini ve asıl suçlunun bunu bir güzel harcamasını sağlar. Sahte faturalar üreterek hasar ödemesi talep eden yasal bir işe yatırım yapabilirler veya kendilerini çok yüksek bir maaşla yönetim kuruluna yerleştirerek sahte bir hayır kurumu başlatabilirler. İşte tüm bunlardan sonra şimdi beklediğiniz an geldi. Yeni yıkanan parayı hesaplarınızdan çekip canınızın istediği şeyi de harcayabilirsiniz. İşinizi doğru yaparsanız eğer, şüpheli olmalarına rağmen buna hiçbir şey yapamazlar çünkü paranın izini süremezler. Vekiliniz olarak bu uyarıyı yapmak zorundayım. Bu gizli bir yasa dışı iş olduğundan ötürü kara para aklayıcıları tüyolarını ve sırlarını halkla paylaşmaya pek de hevesli değillerdir. O yüzden bu videoda bahsettiğimiz her şey kanunun bulduklarına dayalıdır. Veya diğer bir deyişle sadece daha önce yakalanmış olan kişilerin deneyimlerine dayalıdır. Başarılı bir kara para aklayıcısı olma gibi bir isteğiniz varsa eğer, yenilik getirip herkesin yaptığı şeyi yapmasanız iyi olur. Aksi takdirde sonunuz hapis olur veya ceza alırsınız.